Zirve kentlerle sizlerle buluşan Meltem Dikici, bu hafta Afyon Karahisar'dan sizlere merhaba diyor. Haftanın zirve konuğu, Afyon Karahisar Valisi, Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı'nı konuk eden Meltem Dikici, Vali Yiğitbaşı'ndan 2023 vizyonuyla Afyon Karahisar'ı sizler için öğreniyor. Meltem Dikici'nin özel röportajına gidiyoruz. Efendim, biz öncelikle tabii Afyon Karahisar'ı sizden bir öğrenmek istiyoruz. Neler karşımıza çıkar bu güzel kentte? Sizin gözlemleriniz ne oldu efendim buraya geldiğinizde? Evet. Afyon Karahisar tabii kendine özgü çok fazla potansiyeli birden barındıran bir şehir. Hem termaliyle hem turizmin beşiği olma özelliğiyle, tarihiyle, kültürüyle, aynı zamanda Türkiye'nin 3 gastronomi şehrinden biri olma özelliğiyle ve tarımda, hayvancılıkta öncü rolüyle, son yıllarda giderek artan tabii sanayideki ağırlığıyla, mermerciliğiyle ve lokumu, sucuğu, daha pek çok ürünüyle birlikte Türkiye'nin gerçekten gözde şehirlerinden, aynı zamanda kavşak noktada yol ağlarının tam kavşak noktasında olması, bölgeleri, büyük illeri birbirine bağlayan bir noktada olması yönüyle de gerçekten çok kendine özgü bir şehir. Aynı zamanda tabii milli mücadelede de kilit rol oynamış bir şehir. Sayın Valim, şimdi biraz bölge tabii turizm kenti, aynı zamanda sanayileşme beraber gidiyor. Tarım da var değil mi? Evet. Aslında bereket. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz turizm, sanayi ve tarım desek neler karşımıza çıkar? Şöyle ki yüz ölçümümüz bizim çok geniş. Kırsal alanımız çok fazla. Nüfusumuz 750 bine yakın bir nüfusumuz var. Tabii burada hem merkez nüfusumuz hem de bizim 17 ilçemiz var, merkez ilçemiz dışında. 17 ilçemiz, 421 köyümüz var ve en çok beldesi olan şehiriz şu an. 40'ı aşkında beldemiz var. Dolayısıyla gerçekten kırsal alanda, yani tarıma aslında yönelik tarım çalışmalarının yapıldığı alanda çok ciddi bir bizim gücümüz var diyelim. Yani Türkiye ekonomisine de yön veren ciddi bir tarımsal üretim de gerçekleştiriliyor hala. Sanayileşmede de son yıllarda giderek artan bir ivme var. Ben göreve geldikten sonra özellikle üzerinde durduğumuz çalışmalar, ikinci OSB bölgemizin, bizim ilk defa yeşil OSB olan, yani çevreyle dost bir OSB'miz şu an hayata inşallah geçiyor. Bir yandan da biliyorsunuz Afyonkarahisar jeotermal kaynakların çok merkezi bir konumda olduğu, çok da bütüncül bir şekilde uygulandığı örnek bir şehir. Yani jeotermal kaynaklar Türkiye'nin pek çok belki şehrinde, bölgesinde var. Ancak bütüncül olarak kullanıldığı, biz gerçekten örnek bir şehriz. Bunu şöyle açmak istiyorum. Hem şehrin ısınmasında hem otelcilikte sıcak sularımızın kullanıldığını görüyoruz. Hem yine elektrik üretiminde burada, yani pek çok alanda, seracılıkta yine jeotermal kaynaklarımızın kullanıldığını, tam bütüncül bir şekilde pek çok anlamda istifade edildiğini söylemek mümkün. Bu anlamda gerçekten tabii mermerciliğimiz bizim çok önde olduğumuz sektörlerden birisi. Bunlar tabii Afyonkarahisar'ın aslında potansiyelini gösteren bazı veriler. Yine tabii bizim gastronomi şehri olmamız aslında itibariyle, yani 2019 yılında biz UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına dahil edilerek Gaziantep ve Hatay'dan sonra Türkiye'deki 3. şehir olduk gastronomi şehri unvanı alan. Belki şimdiye kadar tabii yapılan ciddi yatırımların üzerine şu an en çok bizi heyecanlandıran hızlı tren projemiz var. Tabii hızlı tren projemiz çok yoğun bir şekilde hızla devam ediyor. Umuyoruz 2025 ya da 2026 yıllarında bunlar en azından bizimle ilgili olan etap hizmete girecek. Bununla birlikte tabii biz büyük şehirlerin çok kavşak ağında olduğumuzu söylemiştik. Ankara ile İzmir'i birbirine bağlamış olacağız. Aslında bizim iki de çok kıymetli üniversitemiz var. Kocatepe Üniversitemiz ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitemiz. Yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'de bir elin parmakları kadar. Her yerde yok. Burada önümüzdeki dönemlerdeki ciddi bir projede bizim inşallah sağlık endüstri bölgemiz hayata geçirilecek. Çalışmalarını şu an inşallah yönetim şirketi üzerinden teorik anlamda, mevzuata uygunluk anlamında çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Daha sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğumuzda sağlık endüstri bölgesi ilan edecek bizim şehrimizdeki bir bölgeyi.
Mesela bizim İhsaniye ilçemizde tam da böyle gerçekten turistlerin de çok ilgisini çeken Ayazini köyümüzün olduğu da bölgede biz bir Frigya kadın ürünleri pazarı inşa ettik mesela. Şimdi oranın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Her ilçemizden de kadınlarımızın, köylü kadınlarımızın da bir hafta sonu oradaki ortak alanda satış yapabilmesine imkan sağlayacağız. Yani o bölgede kuruldu ama sadece o bölgeye aslında kadınlarına hitap etmesin. Hani diğer ilçelerimizin, diğer köylerimizin kadınları da ortak bir dükkan oluşturduk. Genişçe bir dükkan. Oradaki 12 dükkanın dışında bir alanda da, ortak alanda da kendi ilçelerinin, köylerinin ürünlerini, el ürünlerini satabilsinler diye hepsine sırayla imkan sağlamak düşüncesindeyiz, arzusundayız. Yine bizim kirazımız, vişnemiz çok meşhur. Sultandağ biliyorsunuz bizim kirazıyla meşhur bir ilçemiz, vişnesi de öyle. Çay vişnemiz çok meşhur. Sultandağ'da da ben Kırca köyümüz var. Kiraz ihracatında da çok öncü, aktif bir konumda yine. Oraya kiraz alım merkezi, depolar, dükkanlar yaptırdık. Şimdi onun yakında açılışını yapacağız. İnşallah. Yine devletimizin yatırımlarından biri olarak ben göreve başladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle biz burada Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 milyonluk bir yatırım burası. Türkiye'deki ilk 5 müzeden bir tanesi. Aynı zamanda bölgemizin, bizim bölgemizin en büyük müzesi konumunda. Mesela Türkiye'de başka bir yerde yok. Avrupa'da da hatta ikinciyiz diye tahmin ediyorum bu konuda. Müzik aletleri müzemiz var. Üniversitemizin içinde bütün dünyadaki müzik aletlerinin, enstrümanların sergilendiği İbrahim Alimoğlu müzik aletleri müzemiz. Yine gastronomi müzemiz, gastronomi şehri olduğumuz için. Birbirinden özgün, farklı, pek çok hem doğal güzelliği, hem tarihi güzelliği, hem gastronomiyi, hem jeotermal kaynakları ve bu gıda sektöründeki öncülüğünü bir arada yürüten bir şehir ve potansiyeli gerçekten çok zengin. Evet, kadınlarımızla biz bazı programlar yaptık. Gerçekten tarımda, kalkınmada, kırsal kalkınmada önce olan kadınlarımızın, kadın kültür evleri ve kooperatiflerimizin aslında ne kadar güzel işler başardığını, girişimcilik ruhuyla da çok öncü işler yaptıklarını gösteren bir seri biz program yaptık ilçelerimizde. Şöyle de bir başlık verdik ona, ilham veren öyküleriyle kadınlarımız anlatıyor. Biz bu projeyi hayata geçirdiğimizde belli başlı ilçelerimizde kadınlarımızı topladık, onlara İçlerinden çıkan herhangi bir girişimcilik öyküsü olan ya da işte kendince bir kooperatif kuran, bir girişimciliğe başlayan, kırsal kalkınmada bir projeden destek alıp hayata geçirip sonra çok daha ilerleyen kadınlarımızı bizzat orada konuşturduk. Yine burada tabii sosyal projelerimizden birisi. Kuşakların biraz birbirinden koptuğunu, yeni nesillerin, daha önceki nesillerle iletişiminin azaldığını hep biliyoruz. Bundan şikayet ediyoruz. Biz huzur evlerimizde şöyle bir proje başlattık. Güzel Sanatlar Lisemiz ve Spor Lisemizden öğrencilerimiz oraya gittiler. Yaşlılarımızla bir gün geçirdiler. İşte kimileri yaşlılarımızla bocce oynadı. Kimileri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki onların sevdiği türküleri, şarkıları seslendirdi, birlikte söylediler. Ebru yaptılar, boyama yaptılar. Biz de oraya katıldık programlara. Burada da işte çınarlarımız fidanlarımızla buluşuyor başlığı altında. O nesilleri beraberce aslında bir gün geçirmeye, birlikte olmaya, birlikte olmanın aslında o tadını, mutluluğunu yaşamaya teşvik etmiş olduk. Dolayısıyla biz bu anlamda çalışmaya, gençlerimizin, kadınlarımızın hem önünü açmaya, hem onlardan ilham alan diğer nesillerin daha aktif, daha güzel çalışmalar içinde bulunmasına, hem de tüm toplumumuzun böyle bir iletişim, güçlü bir bağ içerisinde hayatlarına devam etmesine inşallah katkı sağlayacak projeler yapıyoruz. Her yıl yazın hem Emirdağ ilçemizin hem Afyon'un nüfusu çok fazla artıyor. Çünkü Avrupa'daki Türklerimiz bizimle hiçbir zaman bağlantılarını koparmıyorlar. Ve her yıl Emirdağ'da biz gurbetçilerimizle buluştuğumuz bir festivalimiz, şenliğimiz gerçekleşiyor. Biz de onlarla orada bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Beni de çok tabii davet ediyorlar Afyon'un ilk kadın valisi olarak. Ben de inşallah en kısa zamanda hem Belçika'ya hem işte Hollanda, Danimarka, Fransa, Almanya daha çok gurbetçilerimizin en fazla bulunduğu ülkelere, şehirlere gitmek, ziyaret etmek, onlarla bulunmak, hemhal olmak istiyorum. Bu da yakın zamanda yapmak istediğimiz bir proje. Hepsine buradan çok selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.